Herkese yepyeni bir gündem ve blogdan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Apartmandayım şimdi. Zafer'le birlikte dışarı çıkacağız. Zafer eve ilaçlama yapıyor. Apartmana yapıldı ama tekrardan biz bir ilaçlama yapıyoruz. Bir de sıcaklar çok olmaya başladığı için dedik ne olur ne olmaz eve böcek falan girmesin diye biz bir tedbir amaçlı ilaçlama yapıyoruz. Onu bekliyorum ben de işte şimdi. Sizlere de kombinimi göstereyim. Böyle salaş bir pantolon tarzı böyle eşofman gibi bir alt giydim. Üstünde de böyle beyaz. Bunu Koton'dan almıştım 2 sene önce. Çantam da böyle çok hoş. Tam buna uygun. Öyle bir kombin yaptım. Çok rahat ve güzel beyaz bir kombin oldu. Öyle arkadaşlar. Ben şimdi artık Zafer'i bekleyeyim. Sonra artık işte biz o ilacı da Şemikler'den aldık. Onlar da 3 saat boyunca evde evi terk edin dediler. Biz o yüzden dışarı çıkacağız. Bakalım nereye gideceğiz bu sıcakta da. Herhalde bir mavi bahçedir, karşıya kadar orada öyle yerlere gideriz. Bir kahve falan içeriz olmadım. Yine sizlere vlog açarım. Biz Kipa'ya geldik ve üstüme bakar mısınız? Arabaya ben tam bindim. Bir baktım yandaki fermuar böyle bozuldu. Mecburen biz de Kipa'ya gelmek zorunda kaldık. Yani yolumuzun tam koşuşunu orada bozuldu. Hadi Zafer'le hemen Kipa'ya girelim. Sonra bir elbise alalım, bir şey alalım. Ben de beğendim hemen Defokta'dan. Gayet güzel bir elbise. Süper oldu. 300 liraya aldım. Bugün de indirime girmiş. Tam böyle vücuda yapışan. Ben böyle elbiseleri seviyorum genelde zaten. Çok şık oldu. Bana da yakıştığını düşünüyorum. Bunu kışım ile giyerim. Yani üzerine bir gömlektir, bir şeydir. Çok rahat olacak. Böyle kara yaka elbiseleri de ben severim. Kara yakalı şeyleri. O zaman şimdi gidelim. Şimdi el sıvı Zafer el sıvı 2'den bir şey beğendi. Ona da onu alalım. Ben. Efendim? Ben. Niye? Yok ya. Alalım sana da bir şey. Yok ya, almayacağım. Sana bir şey alalım ya. Ne olacak? Almak istemiyorum. Tamam. Kipa'dayız arkadaşlar. Çiğli Kipa'da. Zaten burada da bir şey kalmamış artık. Her yer bomboş. Ve çok güzel alışveriş yapılıyor. O açıdan güzel yani. Dedik yıkılacak falan diyorlar. Yıkılmadan da bir ziyaret edelim dedik Kipa'mızı. Eskiden Kipa'ya çok gider gelirdik. Süper. Arkadaşlar daha demin Gratis'e girdim. Bayağı bir indirimler var. Hatta Dıbam'la falan 900 liralık ürünler 150 liraya falan düşüyor ama şuradaki kuyruğu görünce ben hemen ayrılmak istedim buradan. Bir de içerisi çok sıcak. Nefes alınacak bir ortam yok. Zafer'le de hiçleri girmeden çıkalım. Bir girdim baktım ürünlere ama çok şey yani internette de Instagram'da da görmüştüm. Bayağı bir böyle kalabalık diyorlardı. Gerçekten doğru. Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Biz eve geldik artık. Biraz sonra mavi bahçeye falan gittik. Organize'de birazcık turladık. Zafer birazcık bana park falan öğretti bugün. Arabayla ilgili bazı şeyleri. Yani ben sürüyorum genelde ama birazcık park öğrenmem gerekiyor artık tabii ki. Kullanıyorsun. Sonuçta en sonunda park edeceğin yerde edemezsen arabayı da sürmenin bir anlamı olmuyor tabii. İşte biraz park çalıştırdı. Ondan sonra mavi bahçeye gezdik. Artık eve geldik. Gerekiyordu. İlacın 3-4 saat etkisi kaybolması gerekiyordu. O yüzden dışarı çıktık. İşte şu an evde bir koku falan yok. Rahatsız edici bir şey. Artık her şey normale döndü. İşte ben de birazdan yemek yapacağım. Dışarıda yemedik yine bugün. Evde yiyelim dedik. Zaten saat erken daha. 7 oldu ama yine yemek saatimizin 8.30 falan oluyor akşamları. Bugün de patlıcan oturtma yapacağım fırında. İlk önce patlıcanlarımı doğrayacağım. Sonra da işte kızartacağım. Fırına atacağım. Kızartınca daha lezzetli oluyor. Öyle seviyoruz. Biraz hani yağlı mağlı ama arada da olabilir.
Hep de sebze sıkıyor insanı. Yine bu sebze ama yani hem kıymalı olacak yani. Bizim yazın çok sevdiğimiz bir yemek patlıcan oturtma. Zaten herkes sever patlıcan oturtmayı. Tarif vereyim. Tarifli bir blog olsun. Daha önce de bunun tarifini vermiştim ama yine de tekrardan kanalıma yeni abone olanlar için söylemek istiyorum, göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu arada izliyorsunuz ama maalesef abone olmadan geçiyorsunuz. Buradan da tekrardan sizlere uyarıda bulunayım arkadaşlar. Eğer videomu beğeniyorsanız, videomu beğenerek izliyorsanız lütfen de abone olun. Çünkü bunlar bizim için gerçekten önemli. 555 aboneye ulaştık. 3 ayımız kaldı. Bir sene olmasına YouTube'a katılalı. Vallahi bayağı zaman geçmiş arkadaşlar. Sizlerle bir seneye yakın vlog'dayız yani. Çok mutluyuz biz bu platforma girdiğimiz için. İnşallah sizler de keyif alarak izliyorsunuzdur. İşte sizden sadece abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Yani sadece bir tıklamak yetiyor. Tamamen de ücretsizdir zaten. Abone olursanız hem mutlu oluruz hem de daha çabuk büyümüş olurum ben de. Bu kanalımız daha çabuk büyür. Güzel de içerikler üretmeye çalışıyorum sizlere. Ama tabii abone olmazsa benim de şevkim kırılıp nereye kadar gider bu bilemem yani. Fazla sözü uzatmayayım arkadaşlar. Ben sadece bunu açıklamak istedim. O zaman başlayalım tarife de. Sizlere de tarif vermek istiyorum. Doğradım arkadaşlar patlıcanlarımı. Üzerlerine de 3-4 tane böyle tatlı biber koyacağım. Bunlar güzel oluyor piştikten sonra. İşte burada da yağımı kızdırıyorum. İçine atacağım. Sonra kıymalı iç harcını hazırlayacağım bunlar piştikten sonra. O zaten çabuk oluyor. Yemek kolay yani bu yemek. Sadece kızartma aşaması biraz zor. O kadar arkadaşlar. Bakayım bir tane deneyeyim bakayım olmuş mu. Yani hemen hemen olmuş ama biraz daha beklesin tabii. Atıyorum arkadaşlar artık hemen hemen oldu yani. Sesleri duyuyorsunuz zaten. Patlıcanlarımı birinci tur oldu arkadaşlar. Şimdi ikinci turuna geçtim. Bunları da koydum. Biraz da burada kaldı artık. Onu da bir kere de attım mı olur. Çevireyim hemen. 5 liraya aldım patlıcanlar. Valla çok güzel çıktı. Tam sevdiğimiz gibi. 5 liraya da bir şey bulmak zor artık tabii. Pazarda falan. Ama akşam falan gidince bunu bulabiliyorsunuz. Ben de genelde zaten akşam gidiyorum. Anca yani. 4-5 gün falan gidiyorum. Bazen 3 gün işte. Ne zaman zamanım olursa. Bir de benim eve yakın olduğu için hemen girip çıkıyorum. O yüzden rahat oluyor. Hemen alayım bunları da. Şöyle koyayım. Daha rahat. Tamam. Mis gibi buradan çok güzel kokuyor arkadaşlar. Yazın en güzel yemeği patlıcan, patates, karışık kızartma. Bunlar hem pratik oluyor hem de lezzetli oluyor. Diğer yemekler biraz ağır kaçıyor artık. Diğerlerini de atayım içine.
derler zaten çabuk olur. Kıymalı iç harcamada başladım artık arkadaşlar. Kıymalarını zeytinyağını yukarıda kavuruyorum. Patlıcanlarla kıyma tam ideal. Çok fazla da içinde olunca güzel olmuyor. Zaten iki kişi yetiyor. Dolabımda kıyma, dolabımda kıymalarımı çıkarmıştım zaten. Çözüldü. Şimdi buraya soğanım ve biberimi koyacağım artık. İki küçük boy soğan koydum arkadaşlar. Orta boylu peynirsin. Benim soğanlarım biraz da küçük olduğu için böyle yaptım. Bir tane de içine yeşil biber koyuyorum. O da inanılmaz lezzet veriyor yeşil biber. Zaten içinde soğan görülmesini istemem için alayım bunu hemen buraya. İçinde görünce pek fazla sevmiyor. Rendeliyorum. İçine de 1,5 yemek kaşığı salça koyuyorum. Evinizde hangi salça varsa hepsinden olur. Benimki karışık salça. Domates ve tatlı biber salçası. Çok güzel kokuyor. Bunu böyle bile ekmek falan üzerine ye. İçine domates de koyacağım rendesinden. Çok lezzet veriyor. Buradan koyuyorum yine. Bakayım durumuna göre yeter mi? Bu evet yeter arkadaşlar. Çok fazla da olmasın. Böyle kavurayım. İçerisine artık baharatlarını koyuyorum arkadaşlar. Zerdeçal koydum çok az. 3 diş de sarımsak koydum. Olmazsa olmaz tabii kekik bu yemeğin. Bilmiyorum sizler koyuyor musunuz ama ben bu yemeğe kekiği çok yakıştırıyorum. Karabiber koyuyorum biraz. Yani ben yemeklerimi baharatlı yapıyorum. Baharatlı seviyorum ben. Yani yemeğe lezzet katıyor. Biraz nane koydum. Şunları karıştırayım. Burada da arkadaşlar dereotu ve maydanoz var birazcık. Bir tutam böyle lezzet veriyor. Arzuya göre de tuz koydum arkadaşlar biraz. Şimdi artık benim iç harcım hazır. Böyle bunların içine geçmesi, özleşmesini istiyorum. Neden olmaya başlasın fırında. Sonra atınca daha lezzetli oluyor. Mikro fırın çalışsın yani. Mis gibi arkadaşlar. Çok lezzetli görünüyor. Ben hemen başlıyorum. Patlıcanlarım da burada arkadaşlar. Güzel bir şekilde burada duruyorlar. Artık yemeğimi de buluşturayım. Buraya dizeceğim artık arkadaşlar. Başka yaptığım bir şey yok. Üzerine kıymaları. Sonra yine en üstüne patlıcanlarımı koyacağım. Fırına atacağım. Başka bir şeyi yok. Esprisi. Sizler nasıl yapıyorsunuz bu patlıcanın tutmasını? Ben böyle alıştım. Böyle yapıyorum. Sizlerin de güzel tarifleri olursa bana yazarsanız öyle de yaparım. Başkalarından da böyle güzel tarifler gelince o zaman da hoşuma gidiyor. Yapıyorum ben de. Çok güzel kokuyor patlıcanlar. Yazın patlıcan gerçekten çok lezzetli oluyor. Kim ne derse desin. Böyle diziyorum. Altı biraz kalın olsun. Çünkü patlıcanım bayağı var. Bu şekilde görüntüsü arkadaşlar. İçine de koyayım artık. İç harcımı böyle arkadaşlar koyacağım. Direkt böyle. Fırını da açtım.
Hemen bunun bir üstünü böyle düzenledim arkadaşlar. Şarjım da çok az kalıyor. Gösteremezsem de bu şekilde olacak. Başka bir şey yok. Üzerlerine de artık patlıcanları diziyorum. Başlayayım ben. Şarjım bitmek üzere çünkü. Zaten her ayrıntısını göstermeye çalıştım sizlere de. Yemeğimi aldım artık arkadaşlar fırından. Görüyorsunuz üzerinde daha ateşi kokurduyor yemeğin. Artık bunları tabağa alacağım. Çok lezzetli görünüyor. Hemen biz yiyelim bunları. Çok acıktık. Herkese bir sonraki günden tekrardan selam arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? Hafta sonunuz nasıl geçiyor? Benim iyi. Yine bugün işte evde birazcık işlerim vardı. Onları falan yaptım. Evi temizledim. Çamaşırlarımı falan attım. İşte yemeğimizi yedik. Bugün karışık kızartma vardı beni de. Onu yaptım. Zaten yazın en güzel yenen, en güzel menülerinden birisi. Ben de onu yaptım işte bugün. Artık videomu da kapatma vakti geliyor ufaktan. Kapatmadan önce de tekrardan sizlere bir soğuk kahve tarifi vermek istiyorum. Makinemde, shake makinesinde, kişisel blender. Onda bir tarif vereceğim. Zaten herkesin bildiği bir tarif olsun yani benden de bir görün istedim. O şekilde onu bir göstereyim. Sonra herhalde gidişata göre videomu sonlandırmış olurum bugün. O zaman başlayalım arkadaşlar. Malzemelerimi çıkarttım arkadaşlar. Zaten sizlere de bir önceki vloglarımda göstermiştim. Tekrardan göstereyim. Burada dondurmam var. Şeker, granül kahvem, sütüm. Başka bir şey kullanmayacağım bugün. Normalde bisküvi falan kullanıyordum ama evde kalmamış. Şimdi başlayayım sizlere de göstereyim. Bardaklarım bunlar arkadaşlar. Bu bardaklarımı yine almıştım biliyorsunuz. Bunlardan çok memnunum. Çok şık duruyorlar. Hemen yapalım o zaman. Bardağın hepsini doldurmayacağım. Çünkü içine dondurma da gireceği için fazla geliyor o zaman. Ayrı ayrı yapıyorum. Normalde ayrı ayrı yapacaktım ama arkadaşlar bayağı var görüyorsunuz. Ben de ikisini birlikte yapayım. Daha iyi olur. Hemen bir çırpı da olmuş olur. Kahvesi biraz bol olunca güzel oluyor. 4,5 koydum. Sizler de arzuya göre nasıl isterseniz koyabilirsiniz. Böyle bu şekilde seviyoruz biz. Şeker koyacağım. Ne kadar içine dondurma da koysam ama şekersiz oluyor. Şu kadar yeter. Herkesin kendi arzusuna, damak lezzetine göre tabii ki tarifler. Şimdi dondurmasını koyayım artık. Ne kadar dondurma içinde olursa o kadar güzel oluyor. Yine böyle bir top koydum. İkimize yeter bu kadar bir top. Artık takıyorum arkadaşlar aleti de. Böyle. Karaca'dan almıştım ben bu shake'i. Söylemiştim daha önceki videoda zaten. Memnunum yani.
yaz aylarının vazgeçilmezi oldu bizim. Bu bizim için. Aldığımızdan beri bunu sürekli kullanıyoruz. Derbi bile diyebilirim yani. Kahvelerimiz oldu artık arkadaşlar. İçine koyabilirim. Süper. Tam oldu. Pipetini de koyalım. İkisi güzel bir şekilde oldular. Bizlere afiyet olsun. Sizler de evlerinizde bu tarifimle yapabilirsiniz. Arkadaşlar, yaptım kahvemi artık. Sizin için de bir yudumlayayım. Oh, süper vallahi. Sizlere de tavsiyem, hemen kalkın. Evde sütünüz ve kahveniz varsa güzel bir böyle soğuk kahve yapabilirsiniz. İlla içinde dondurma olmasının şartı yok. Ama dondurmalı tabii ki daha güzel oluyor. Bir de Trendyol alışverişimi göstermek istiyorum. Bir tane kendime kısa kollu bir bluz aldım arkadaşlar. Çok şık. Hemen gelir gelmez açtım olur olmaz diye. 38 beden kendi bedenim aldım. Çok şık denedim yani. Böyle gömlek gibi böyle duruyor. Fiyatını da şaşıracaksınız. 104 liraya aldım. Kargo parasıyla bana 140 liraya gelmiş oldu. Böyle bir fiyata böyle bir ürün çok süper oldu. Hatta dedim keşke başka renkleri olsaydı alsaydım. Tiri tiri böyle. Esniyor da yani esnek bir kumaş da böyle görüyorsunuz. İşte bunu sevdim yani. Linkini de isterseniz yorumlarda yazabilirim. Happiness İstanbul'dan aldım. Bunu Trendyol'da bilenleriniz vardır zaten. Ürünleri gayet kaliteli oluyor. Bildik bir satıcı. Trendyol'da işbirliğim, Happiness'la falan işbirliğim yoktur arkadaşlar. Buradan da söyleyeyim. Zaten benim kitlem daha küçük olduğu için öyle şeyler olmuyor. Buradan da bilgisini vereyim. O zaman arkadaşlar bugünlük buraya kadar olsun. Hafta sonunun son günüydü bugün. Yarın artık pazartesi iş günü. Benim de yarın videom YouTube'da olacak. İnşallah seyrederseniz güzel bir şekilde. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve bir de Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Sizleri kocaman öpüyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.